Beyaz TV ekranlarından, Biz Bize programından herkese günaydınlar. Bugün sizler için çok güzel bir program hazırladık ve Biz Bize başlıyor. Efendim konuğum bugün bir meslektaşım, pedodonti uzmanı, doktor öğretim üyesi Berna Türk. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de çok iyiyim. Öncelikle bir pedodontistin, yani pedodonti nedir? Halkımıza bunu bir anlatalım. Çocukların sizi sevmemesi mümkün değil. Diş hekimliğinde çocuk diş hekimi diyelim buna. Pedodontistin verdiği hizmetlerle ilgili biraz bilgi alalım mı sizden? Tabii ki. Aslında son yıllarda çok artan, bu revaçta olan mesleklerden biri. Daha önceden biz çocukken çok da aslında sık götürülmüyorduk pedodontiste, açık söylemek gerekirse. Pedodonti aslında çocuk diş hekimi uzmanı demek. Çocukların dişleriyle ilgilenen bir bölüm. Diş hekimliğinin 8 alanından, 8 uzmanlık dalından biri aslında. Pedodonti çocuğun diş, yani süt dişleriyle daha çok ilgileniyor bu yüzden. Yaş aralığı değişse de genelde 16 yaş altı veya 12 yaş altı çocuklarda oluşan çürükler, bunların tedavileri ya da çürük oluşmadan önce neler yapılabilir? Ya bu anlamda aslında ikiye ayırabiliriz. Hem koruyucu hem de tedavisel olarak çocuk diş hekimliği hizmet vermekte. Değil mi? Tabii. Aslında koruyucu olan hizmetlerin çok daha fazla olmuş olması çok daha önemli değil mi? Tabii ki de. Yani zaten o oran eğer artarsa zaten diğer oran otomatikman azalmış olacak. Ama ne yazık ki biz Avrupa ile kıyasladığımızda Türkiye yani ülkemizi birazcık bu oran tersine dönmüş durumda oluyor. Çünkü bu koruyucu yöntemlerin önemini işte böyle ailelerimizi bilinçlendirerek vesaire daha fazla önem vermemiz lazım. Kişiler eskiden şunu düşünüyordu. Aman nasıl olsa şu anda bile gelen hastalarda bazen diyor ki ya çekildi çıkmıştı. Bu siz çekin tekrar çıkar. Bu tamamen o kadar yanlış, o kadar yanlış ki. Ben her hastaya söylediğim şey süt dişi. Çocuğunuzun süt dişi kadar değerli bir şey yok. İleride gerçek olan, hep böyle anlatırım hastaya. İkinci diş dediğinizde anlamıyor. Gerçek olan dişin sağlam ve sağlıklı, düzgün olabilmesi için süt dişinin ağzı da sağlıklı olması lazım. Kesinlikle çürük olmaması lazım. Onlar gidecek ve değişecek olduğu için insanlar zannediyor ki çok önemsizler. Biraz bu konuya değinelim aslında. 6 yaş dişiyle süt 5 numaralı dişler birbirleriyle çok uzun süre komşuluk yapıyorlar aslında. Çok uzun süre komşuluk yapıyorlar. Evet. Şöyle de bir şey var. Yani zaten bizim süt dişlerimizin tamamen ağızdan bitme yaşı, dökülüp kalıcı dişlerin çıkma yaşı 12. Evet. İnsanlarımız bunu da yanlış biliyor. Yani ön dişler 5-8 aralığında değiştiği için sanki 7 yaşında hepsi düşecek, yerine yenileri gelecekmiş deniyor. Oysa ki olay öyle değil. 12 yaşında çıkan azı dişleri, azı dişlerin yerine 12 yaşına kadar süt dişleri kalıyor. Ve kalıcı dişler için bunlar doğal yer tutucu görevi görüyorlar esasında. Yani onu refere alarak alttaki kalıcı diş süt dişini düşürerek sürebiliyor. Süt dişinin erken kayıplarında çapraşıklıklar, darlıklar gibi daha büyük problemler ortaya çıkıyor. Ki son dönemde insanların bu kadar hani tel taktırmasının, yani ortodonti ama biz halk anlasın diye iyice şey yapalım. Tel taktırmasının sebebi, çenenin dar olmasının sebebi, yani küçük lükte çocuk süt dişlerinin çok değersiz görülüp yeterli önemi gösterilmemesinden kaynaklanıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten en büyük nedeni, yani %100 vurursak çok büyük bir yüzde de erken süt dişi kaybı. Yani erken süt dişi kaybı olduğu için diğer dişlerin eğilme, o bölgeye yatma hareketleri kaynaklı ağızda bir darlık oluyor. Yani en başından bunu önlemi alınsa ortodontik tedaviye ilerideki ihtiyaç tabii ki de üstelik maliyet azalıyor. De çok daha düşük olur. İleride çok daha maliyetli olan bir takım tedavilerden yani engel olmuş olur. Yer tutuculuk görevinin dışında süt dişinin bir sürü görevi var. Evet, süt dişi görevlerine geçelim bir. Tabii ki yani en basitinden şöyle söyleyelim. Hani estetik, yani çocuk anaokuluna başlıyor. Düşünsenize biberon çürüğü oluşmuş. İşte 3 yaşında ön dişlerini tamamen fuş siyah bir çocukla 5 yaşındaki, yani onunla dalga geçiliyor vesaire. Ve şu an çocuklar çok acımasız. Kesinlikle. Eskinin insanları gibi bizim çocuklarımız, çocukluğumuz çok gibi acımasız, değil. O kadar çok acımasız bilinçli. Ki çok şey yapıyorlar. Yani karşısındakini çok rencide ediyorlar. Yani çok acımasızca onu eleştiriyorlar. Evet, böyle hastalarım var. Yani ben çocuk psikiyatrisine bile yönlendirdiğim hastalarım var. Çünkü neden? 5 yaşında, 4 yaşında çocuğun dişlerini çekmek zorunda kalıyoruz, ön dişlerini. Bunlara da tabii ki büyük insanlar gibi protez yapmak, damak yapısı sürekli büyüdüğü için her hastamızda mümkün olmuyor dişli protezler takmamız 5 yaşında ya da 4 yaşında çocuklara. Bu okulda, okul aile yaşantısına çok büyük bir sıkıntı.
Bunun geçtik. Başka ne fonksiyonu var? Yeme. Çocuk Tabii. rahat yemek yiyebilmesi lazım. 3-4 tane azı dişi kaybını düşünün. O çocuk sert şeyleri Nasıl büyük bir yiyecek? ağırlıkta Yutacak. yiyemeyecek yani. Bunun gibi birçok nedenden dolayı Değil aslında mi? süt dişlerini aynen tedavi ettirmek ve erken fedodontiste başvurmak Aynen gerekiyor bu öyle. Ki noktada. aslında ben her hastaya şunu söylüyorum. Ya çocuk dilinden çok iyi anlayan, ya bir tabii hani bizler daha büyükleri tedavi ediyoruz. Dolayısıyla biraz daha hızlı hareket edebiliriz. Biraz daha çocuktan Evet. anlamayabiliriz. Ya çocukla iyi iletişimde olacak kişi ömür boyunca onun ağız diş sağlığını koruma alışkanlığını elde ettirecek. Ona doktoru sevdirecek. Çok çok önemli bir şey bu. Peki bu bebeklerde, ilk bebeklerde ağız bakımı nasıl olacak? Anneler nasıl yapacak bunu? Şöyle aslında ilk diş çıktığı andan itibaren biz ağız ve diş bakımını öneriyoruz Evet. ailelere. Bu işte beklenmemeli kesinlikle. Ya 2 yaşına geldi fırçalamaya başlayın gibi bir söylem yanlış. İlk süt dişleri ne zaman çıkıyor? Herkes biliyor zaten 6 aylıkken ortalama Evet. altlardan süt dişleri çıkmaya başlıyor. Peki nasıl yapacaklar bu temizliği? Bir gazlı bez yardımıyla olabilir, bir tülbent temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Özellikle gece emzirmelerinden sonra bu çok önemli. Çünkü anne sütünde şeker içeriği çok yüksek. Evet. O yüzden gece sık emen çocuklarda çürüklere çok sık rastlıyoruz ve erken yaşta çürüklere çok sık rastlıyoruz. Gece emzirmelerinden sonra ya su içirmeliler ya da böyle o dediğim gazlı bezle Evet. diş üzerindeki artıkları, mama içiriyorlarsa biberonla mama artıklarını muhakkak temizlemeliler. Tabii diş sayısı arttıkça plastik parmak fırçalara da geçilmesi doğru. Özellikle bazı ailelerde benim gördüğüm sütün içine ya da gece hani emzirmeyen annelerde pekmez, bal öyle şeyler koyup sütü Emziği biberonla veriyorlar ya da veriyorlar. Daha sonra o dişin yüzeyinde o küçücük çocuğun dişlerinin üzerinde olan birikimler daha kötüye yol açabiliyor ki tamamen hani biberon çürüğünün çok daha kötü bir hali alıyor ki emziren annelerde doğal olduğu için bunun herhangi bir bakıma ihtiyacı olmadığını düşünüyorlar ama mutlaka mutlaka onun evet. temizlenmesi basit bir tülbentle silmek aslında Tabii ne ki. kadar kolay bir yöntem ve ilerisi için ne kadar Aynen kolaylık öyle. sağlayacak Yani değil mi? sütün içinde laktoz var. Evet. Çünkü doğal şeker var. Ve söylediğiniz yöntem de çok sık yapılıyor. Emziye bal Evet doktorum. alışsınlar diye Evet, özellikle. evet. Daha bebek çok küçükken yani bu tatlıların Dişte çok erimesi. temasta kaldığı için özellikle de o Tabii ki. tatlı ve şey Zaten emzik. bir de şöyle bir şey var. Gece mikrobiyal flora kapalı bir ortamda kalıyor ve tükürük salgımız azalıyor. Tükürük aslında çürükten koruyucu bir etken. Gece de bu salgı azaldığı için özellikle gece çok sık emen çocuklarda zaten biberon, adı biberon çürüğü ama anne sütü Evet, kaynaklı yani emen sonuçta o da çocuklarda aynı. da olduğu için biberon çürüğü çok sık görüyoruz. Peki bu erken süt dişi kaybı durumlarında yapılabilecek tedavi nedir? Evet az önce bahsettik aslında biraz ama tedavilerini sayacak olursak bu yer tutucu dediğimiz tedaviler. Gelen hastalar çok bilmiyor açıkçası. Evet. Yer tutucu dediğimizde ya işte küçük bir tel diyorum anlatıyorum dişe geçecek böyle bant Evet. olacak önünde çıkıntı olacak. Aslında çok basit bir uygulama yani bizim bildiğimiz bu 12 yaşından sonra görülen sabit ortodontik tedavilerden çok hiç daha yani kompleks olmayan Evet. bir şey. Ölçü alıyoruz çocuğun ağzından ve o bölgeye uygun dediğim gibi arka dişe bant takılıp önde uzantısı olan o boşluğa doğru uzanan amaç oradaki bant uzantı böyle o dişin eğilmemesini sağlıyor. Oradaki boşluğu korumak ve Dişler alttaki çünkü diş. boşluğa kadar boşluğa doğru yürüyorlar. Kesinlikle öyle. Alttaki dişin özellikle insanların aklında kalan alttaki dişin çıkmasına engel olur mu şeklinde ama sonuçta o bant olduğu için orası boş olduğu için İçin hiçbir engel hiçbir engel olmuyor ve olamaz. yaşı geldiğinde yani 11-12 yaş gibi alttan dişi zaten gördüklerinde aile bize başvuruyor ve Evet. onu biz çıkarıyoruz ağızdan çok basit bir Maliyetli bir şekilde. işlem mi? İnsanların aklına takılan sorulardan biri bu. Pahalı mıdır bu yöntem? Yani ortodontik tedavi Evet. ileride görmektense yer tutucuyu çok Ki ucuz bir aşağı yukarı maliyetle insanların ortodontik tedaviye kapatmak. ödedikleri ücret ciddi bir ücret. Evet. Hakikaten kişinin bayağı sarsabilecek bir ücret oluyor. Hı. Onunla kıyaslanmayacak kadar Kadar küçük bir ücret o. aynen öyle. Peki bu erken yaşlardaki oluşan çürüklerin nedenleri nelerdir doktor hanım? Yani şimdi en önemlisi Evet. diyelim artık günümüzde mesela beslenme alışkanlıkları. Az önce saydığımız biberon Evet. çürüklerinin nedeni de anne sütü ve biberonla mama verilmesi. Özellikle bu işte bisküvilerin sütün içinde Değil mi? ezilip Evet. verilmesi.
Ya beslenme alışkanlıkları dediğimizde de şu var. Tabii ki çocuk çokolata yemeyecek mi? Evet, hani ben de bir günde bir kere çikolata yeme hakkı belki var. Ama dediğimiz yöntem, yani eğer evdeyse ya su vereceksiniz ya fırçalamayı sevdireceksiniz çocuğunuzu. Onu bir şekilde kompanse etmek önemli aslında. Bir de şöyle bir şey, beslenme alışkanlıklarını açmamız gereken, ben aileleri öyle bilgilendiriyorum. Yani 1 kilo çikolatayı bir oturuşta yemesi, atıyorum 100 gram çikolatayı 10 kere yemesinden daha faydalı diş için. Çünkü siz eğer 10 kere o çocuğa bir çikolatayı verirseniz 10 kere asit hata yapmış olursunuz ağızda. Yani ağza attığınız her şeker çözündükten 20 dakika sonra ağız ancak kendini nötrlüyor. O yüzden ara ara, hani çocuğun orada abur cuburu durur, gider gelir, o yer bir şey, öyle bir şey olmuyor. Yani çocuk öğününde yiyecek yemesi gerekeni ve bitecek yeme işi. Bunu yaparsak korumuş oluruz. Ya beslenme alışkanlığını biraz ailelerin oturtması lazım. Ben şurada diyorum ki hastalar için de aileleri ödüllendirecekseniz yemeğin ardından deyin ki çocuğum sana 2 tane 3 tane vereceğim. Yemek yedikten sonra yiyince çocuk biraz daha da az yiyor sanki o çikolatayı. Ama diyorum katiyen öğün aralarına vermeyin. Elini alıyor gidiyor sokakta yemeye çalışıyor. O durumda o çürükler, asit atakları söylediğiniz gibi inanılmaz Hiç şekilde zarar veriyor. Hiç bazikleşmiyor. Ağız ortamı sürekli asit, sürekli Aynen asit. öyle. Çok bunu saate Nasıl vurduğumuzda çürümesin çürük diş? çok hızlı. Yani. Tabii çok hızlı oluşmuş oluyor zaten otomatikman. Bir de fırçalama alışkanlıkları. Fırçalama en önemlisi herhalde. Aynen. Yani hani bu fırça ya alışkanlık ya çocuğa alışkanlık kazandırmak kadar bence zevk verici bir şey olmaz. Nasıl? Bir sürü alışkanlığı kazan. Çocuk gidiyor bir yaştan sonra banyosunu kendi yapıyor, değil mi? Doğru. Saçlarını kendi temizliyor. Geçen bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Diyoruz ki bu diş fırçalama neden bu kadar büyütülüyor? Günde 2 kez diş fırçalayın. Neden insanlar bundan çekiniyor? Düşündük. Herhalde dedik bu söyleniyor söyleniyor ya kural gibi geliyor. Kuralları da insanlar yasak Yıkmak için. olunca yıkmıyor. Ya yani kimse size banyo yapın, pazar günleri banyo yapın demiyor. Ama biz yapıyoruz. Sanki o yüzden falan diye kendi aramızda Küçük konuştuk ama. çocuklar şey de oluyor. Aile üstünü kirletiyor. Aslında en küçük, çok küçük çocuklarda o fırçayı sürmek falan hoşlarına gidiyor. Ama tabii ki hem banyoyu kirletiyorlar, hem de üstlerini başlarını çok çabuk ıslatıyorlar, kirletiyor. Varsın ıslatsın ya ne olacak? Yani bir defa, 2 defa, 3 defa sonunda öğrenecek onu değil mi? Biraz da Öğrenecek. onun mu var acaba? Alışkanlık kazandırmak tabii ki bir alışkanlığı biz bile 21 günde kazanıyoruz. Değil Çocuk mi? nasıl bir anda kazansın? Yani Doğru. ki çocuğun dilinden konuşursanız ona yaptıramayacağınız bir şey olduğunu ben düşünmüyorum ki. Bu işte bu meslekte gerçekten 10. yılım. Ve hani o kadar da zevkle yapıyorum ki işimi. Yani Ne kadar bazen güzel. diyorlar hani çocukla uğraşmak nasıl dolgu yapıyorsun nasıl şey. Onun diline girerseniz öyle de güzel yapıyorsunuz ki. Tabii çıkamadığımız Değil noktalar mi? var orayı az sonracık. Peki tam oraya gelecektim. Her şeyi yaptınız, denediniz. Bazen de özel durumlu çocuklar oluyor. Hastalıklı çocuklar oluyor. Bunlara bir şey söyleyemiyoruz. Yaygın çürüklü hastalık çocuklar olabiliyor. Bunlarda tedavi sistemi nasıl? Genel anesteziyle yapabiliyor muyuz? Tabii yani bazen çaresiz kaldığımız çocuklar gerçekten oluyor. Engelli olabiliyorlar. Down sendromlu, sendromlu bir sürü ya da epilepsi hastalarımız olabiliyor. Veya hiçbiri olmayıp 3-4 yaşında çok yaş endikasyonu olarak küçük bir aralıkta atıyorum 8-10 tane çürüğü olan çocuklar gelebiliyor. Ve bu durumda genel anestezi endikasyonunu verebiliyoruz tabii ki. Tabii ilk başta aile bir geri duruyor böyle Tabii. genel anestezi. Hocam yani diş için hani genel anestezi alsın mı yani anlatıyoruz. Bunlar. Yani çünkü sağlık ağızda başlıyor. Tabii. Sizin 4 yaşında bir çocuğunuzda 10 tane çürük, derin çürük, kanal tedavisi gerektiren, çekim gerektiren çürükler varsa bu ciddi sıkıntılı bir durum demektir. Siz nasıl bademcik ameliyatını, tonsillektomi için çocuğunuzu uyutabiliyorsanız bunun için de yani içinizin rahat olması bir şekilde bu çocuğun ağzının sağlığına kavuşması lazım şeklinde ailelerde artık ama yavaş yavaş bilinçlenmeye Bunun tehlikesi var mı? başlandı. Yani şöyle riski tabii ki yok. Neden yok? Çünkü bir kere o anestezi için verilen ilaç dozları çocuğun kilosuna bakılarak ve yaşına uygun olarak veriliyor. Hani hiçbir sıkıntı çıkmadan çocuğumuz çok kolay da uyandırabiliyoruz. Bu anestezi süreleri çünkü çok uzun olmuyor. Böyle uzun bir ameliyat süresi olmuyor. Genelde 2-2,5-2 saatte dişlerin hepsini birden tedavi edebiliyoruz çekimlerde dahil. Aslında bu bakınca çok da avantajlı bir yöntem. Tabii. Bazı aileler dedim öyle geri duruyor ama tabii ki çok avantajlı bulup bunu kabul edip hocam böyle bir yöntem var mıydı? Biz neden daha önce buraya başvurmadık diyen hasta sayımızda
Gerçekten azımsanmayacak kadar fazla. Çocuklarda peki sedasyon, yani böyle tamamen uyutmadan çok hafif böyle yapılan işlemler de var mıdır? Duyuyoruz etraftan. Vardır, sedasyon da var ama onda daha çok böyle kısa süreli işlemler, çekim ve çok minik dolgular varsa tercih ediyoruz. Genel anestezide daha fazla kanal ve daha fazla sayıda diş olduğunda genel anesteziyi tercih ediyoruz. Şimdi ilk bebeğin, yani ilk çocuğun süt dişinde doktora götürülme yaşı nedir? Şöyle biz diyoruz ki ilk süt dişi çıktığında getirin. En azından bizle tanısın. Biz bebekleri seviyoruz, sevelim. 6 aylıkken getirsinler. Çünkü yani 1 yaş ve bundan sonra periyodik olarak, düzenli olarak 6 ayda bir istiyoruz. Çocuk 2 yaşına, 2,5 yaşına geldiğinde düşünsenize, hani beni Berna ablama götürün diyen bir çocuk daha ne isterim? Yani keşke bu otursa ve olsa, ama bizim tabii ki böyle bir yani şey isteğimiz Öyle bir bazen. istek olmuyor ama büyük ailelere düşüyor bunda görev. Aynen. Aslında anne baba bir yere gittiği zaman, eğer korkunç bir yerse ya da bunu diş hekimine, işte doktoru, doktora gidiyorum. Bak giderim senin dişini çektiririm, şunu yaptırırım. Bak burada şunu yapıyorlar yaramazlık yaparsan İğne gibi, yaptırırım. iğne yaptırırım gibi. Halbuki onu söylemedikleri zaman ben çoğu çocukta görüyorum. Bazen ben oyuncak verirdim çocuklara, küçük çocuklara. Yalan söylüyorlardı hatta bir ara. Dişimizde bir şöyle var. Sonra diyorlardı oyuncağı almaya geldik. Ve sonrasında o çocuk büyüyor. İşte genç kız oluyor, şey oluyor, evleniyor. Ardından size kendi çocuğunu getiriyor. O kadar hoş bir şey ki bu. Çok farklı bir şey. Yani onun sevmesi, size uyması, Uyuması. o enerjiyi kaptığın zaman aslında ömür boyunca herhangi bir korkusu olmuyor. Travma Değil yaşatmamış mi? oluyorsunuz bir. İkincisi, çocuğu avucunuza almış oluyorsunuz. Büyük hastadan daha kolay işlem Değil mi? yapıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Büyük hastada burası olmamış, burası olmamış vesaire tedaviden sonra. Çocuk öyle değil yani. Çocuk gerçekten hani bence çalışması çok zevkli bir alan. Ben öyle düşünüyorum. İlk dişi ağrıdığında mı götürülmeli? Yani tamam bunu bilmiyor aile ama yani getirmedi. Herhangi bir şekilde çok ağrılı bir şekilde geldiği zaman gerçekten ona uyum sağlattırmak çok zor olsa İşte gerek, o değil mi? zaman biraz iş işten geçmiş. Genelde bu apse yapmış, dişle gelmiş ya da yüzü şiş dişle gelmiş hastalarımızda oluyor. Ama o zaman tedavi şeklimiz kanal tedavisi ya da çekim olacağı için, çekim tedavisiyle de çocuk ilk kez sizle tanıştı ve siz onun koltukta anestezi yapıp, yani iğne yapıp dişini çekeceksiniz. Zaten aile korkutmuş, küçük, sen yaramazlık yaparsan sana iğne yapacağım, seni dişçiye götüreceğim, bak dişini çekeceğiz. Zaten bunlarla büyümüş olan çocuk dişim çekilecek deyince, ondan sonra tabii ki de koltukta Olay orada olay orada biraz bitiyor. kopmuş oluyor. Onu bırakın, hadi dişini çekmeyelim diyorum. Alıştıra alıştıra basamak basamak gitmek daha doğru. Küçük çürüğünden başlayıp çocuğun büyük çürüklerine doğru gitmek mantıklı. Uyutmayı olsak, koltukta yapıyorsak tedavilerimizi. Ama o sırada da o diş acil olduğu için, tedavini Değil mi? bekleyen o diş olduğu için biz de çaresiz kalıyoruz. O yüzden diyoruz hani erken yaşta çürükler küçükken bize getirirlerse aileler, bunlara hiç gerek kalmadan tedavilerimizi yaparız. Şimdi okullarda bazen bu koruyucu diş hekimliği adına yapılan işlemler var. Ve bunda ailelerin, ya özellikle bu televizyon kanallarında bir takım bilgiler veriliyor ama kafaları o kadar karışık ki, formlar veriliyor, imzalatın, bunu yaptırsınlar mı, yaptırmasınlar mı? Florlamaya biraz konuşmak istiyorum. Florlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Çok ofiste veya okulda. çok kafaları karışık olduğu bir konu bu yine, florlama konusu. Yani koruyucu tedaviler konusunda bir, florlama, iki, fissür örtücüler bizim ana konumuzdur zaten. Bunun hakkında o kadar çok yayın var ki böyle şeyler yapmadığına dair. Ama arama motorlarında o kadar yanlış bilgiler var ki, Değil tam mi? tezat şekilde. Yani bu, hani hocam işte beyin şeyi yapıyor. Ya hani oradan okuduğunuz bilgiye inanmayın. Florlama, yani zaten sizin yediğiniz balıktaki flor oranı bizim uyguladığımız flor oranından kat be kat Değil mi? fazla. Veya biz onu topikal olarak, evet artık ilacı yutuyor ve ondan sonra bırakmıyor. İlaç önermiyoruz yani, yutma şeklinde, tablet şeklinde. Zaten topikal uyguluyoruz. Ne demek bu? Dişlerin üzerine sürüyoruz. O ajanı oradan faydalanıyor. Yani dişteki iyonlarla yer değişimi sayesinde dişi asit ataklarına karşı güçlendiren bir şey flor. Çocuğun onu yutması vesaire söz konusu değil. Aynı şekilde diş macunlarında da flor Değil mi? içeriği var biliyorsunuz. Onu neden 2 yaşından, 2,5 yaşından önce önermiyoruz florla? Çocuk yutma alışkanlığını, pardon, tükürme alışkanlığını kazanmadığı için. Ya yutarsa diye. Kaldı ki onu da bir tüp diş macununu aynı anda yutarsa nasıl şekeri
5 kilo şekeri, 10 kilo şekeri bir anda yersek yani, şeker komasına evet. gireriz. Onda da akut flor zehirlenmesi yaşar çocuk. O yüzden flor yaptırılmalı yani. Yani mutlaka ben, burada televizyonlarını yeni açan izleyiciler için de söyleyelim. Okullarda gönderilen o formlarda yani az da olsa sonuç itibariyle bunlar bir maliyet herhangi bir özel yere gittiğinde orada maliyetsiz olarak yapılabiliyor. Evet, gerekli hijyen sağlanıyorsa okullarda. Aynen öyle. Ona dikkat tekrar aynı ama. Şeylerle kesinlikle. Falan değil. Onu özellikle ben tekrar koşullar uygunsa. Hijyenik koşul var ise. Çünkü birçok öğrencinin aynı anda olması da biraz kafa evet, karıştırıcı evet, evet. olabiliyor. Ama füsür örtücü özellikle de ya füsür örtücü de dişlerinin üzerine şey. Koyulan küçük maddeler. Bunlar da hiç çok ağrı veren bir işlem değil. Ben bunu da aslında çocukların diş hekimine alışmasında da çok önemli olarak çok görüyorum. Çok önemli. Çünkü ya, anestezi yapmıyoruz. Korkutmuyoruz. Acı çekmiyor. Acı çekmiyor. Dişi aşındırmıyoruz. Değil mi? Ve dişi korumuş oluyoruz. Hem ne diş korumuş oluyor. Şey. Hem hekime alışıyor. Korkmuyor. Ben kendi yeğenlerimin, kendi kızımın üstünde yaptım. Yani çok yani diş hekimi olmama rağmen çocuğa çok küçüklerde o kadar fırçalama alışkanlığı edindiremiyordum. Hı-hı. Çok zorlandırıyordum. Hı-hı. Hiçbir dişinde çürük olmadan büyümüştü. Sadece fissür örtücü ve florlama sayesinde bile. Yani hani tabii ki fırçalama alışkanlığı edinildi ama o kadar yemek alışkanlıkları şu bu tamamen %100 hepsini biz de yapıyoruz, yaptırabiliyoruz diye bir şey yoktur. O kadar değerli ve önemli ki o fissür örtücü ve florlama. Aynen öyle. Ve bunların maliyetleri bir çürüğün tedavisinden onu özellikle belirtmek istiyorum. Çok daha ucuz, çok aynen. daha uygun ve ilerisi için çok ideal bir tedavi yöntemi. Yani aslında konforlu olanı elimizde değil itiyoruz. Mi? Konforsuz olanı biz yaptıralım, biz buna varız diyoruz. Bu olmamalı. Evet. Konforlu olana daha rahat yola insanları gerçekten yöneltmek bu programın da amacı oldu, güzel oldu. Benim de tüm dişlerimde, tüm azı dişlerimde fissür var ve hiç çürüğüm yok. Umarım güzel örnek olur. Ne güzel. Yeni nesil de aslında daha bilinçli olarak evet, yetişiyor. Evet. Özellikle şimdiki gençlerin şu selfie yaparken kendilerini çekmeleri falan bizim işimize yaradı. Daha tabii. şey oluyorlar, daha bakımlı oluyorlar. Beyazlatmalar yani, için falan gidiliyor. Hem beyazlatma için yapılıyor hem de kişi dişinin değerini bilmeye başladı. Ya yani fırçalamayı, ben bunu fırçalamazsam kötü görüneceğim, başkalarının yanında kötü olacak. Bunları bilmeye başlaması çok önemli. Ben okullarda kesinlikle. Da küçük taramaların değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o arkadaşından öbüründen ediniyor bu. Bir doktor alışkanlığını edinmek bile önemli. Aynen değil öyle. Mi? Doktorum çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bize devam ediyor.